Restoran satış grafiği ve raporları nasıl alınır? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda restoran satış grafiğine buradan ulaşabileceğimiz gibi aynı zamanda restoran satış ekranımızı çalıştırdığımızda satış ekranı üzerindeyken diğer seçeneğine gelerek ve buradan tekrar ileri deyip grafiği çalıştırdığımızda bizi restoran satış grafiği raporuna getirecektir. Bu raporda belirtilen şube seçimleri yapılarak ve sonrasında parametreler bölümünden ilgili aylar, ilgili aylarda yer alabilecek başlangıç ve bitiş tarihleri, bu tarihlerde yer alabilecek ilgili salon analizleri, menü grubu analizleri, garson analizleri ve yiyecek içecek analizleri ve aynı zamanda fiş türlerinden masa fişleri, self servis fişleri, paket servis ve ödenmez fişleri olarak parametrelerimiz gelecektir. Buradaki seçmiş olduğumuz parametreler dahilinde aşağıdaki grafik raporumuz çalışır. Örneğin salon analizine baktığımızda ikinci kat restoranımızda yer alan salonumuzdaki satışları incelemek istediğimizde ikinci kata geldiğimizde sadece 17.6 tarihinde yapılan satış değerlerini görmekteyiz. Bu şekilde yukarıdaki filtrelendirmeleri kullanabilmekteyiz. Tekrar devam ettiğimizde burada 4 ana başlıkta analiz türü yer almaktadır. Günlük satış grafiklerinde günlük olarak bizlere satış tutarlarını göstermektedir. Burada grafiğimizin üst bölümünde yer alan toplam satış tutarları, günlük satışın ortalaması, toplam kişi sayısı ve yine toplam ortalama olarak günlük kişi oranını bizlere göstermektedir. Yine buradaki verilen veriler yukarıdaki seçmiş olduğumuz parametreler dahilinde karşımıza gelir. Grafik gösterim kısmında CIRE olarak sadece satışlar değerlendirilebileceği gibi adisyon sayısı ve kişi sayısı bazında da rapor alınabilmektedir. Trendline kısmında ise grafik raporumuzdaki yükseklik oranlarını belirten kısımdır. Örneğin burada 1 yazdığımızda gelen oran karşılığında ve sonrasında 4 yazdığımızda yapılan güncelleme oranı bize buradaki ortalamaya göre grafiğimizin gösterimini ayarlar. Açık masaları dahil etmeme seçeneğiyle de yine bu parametre sayesinde analizimizi gerçekleştirebiliriz. Günlük satış listesine geldiğimizde yine burada satış grafiğinde yer alan detayın satır ve kolonlardan oluşan bir rapor şekli karşımıza gelmektedir. Burada dilersek satış rakamı 50'nin üzerinde olan tutarları incelemek istediğimizde hangi günlerde bu kadarlık satış gerçekleştirmişiz şeklinde filtrelendirmeler uygulayabilmekteyiz. Saatlere göre analize baktığımızda burada yine grafik gösterim sayısında ciro ve adisyon sayısı karşımıza gelir. Adisyon sayısı olarak bize o günler içerisinde gerçekleştirilen adisyon sayısını, ciroya baktığımızda ise o gün gerçekleştirilen adisyon tutarlarını karşımıza getirecektir. Ürün satış analizine baktığımızda burada gruplama bölümü karşımıza gelir. Gruplama bölümünde seçeceğimiz türe göre aşağıdaki alanımız güncellenmektedir. Örneğin menü grubu için bir gruplu rapor almak istediğimiz zaman yine burada ilgili ürün gruplarından ne kadarlık satış yapıldığı ve bu yapılan satışların tutarlarının ne olduğu, indirim varsa indirim oranları ve toplam KDV şeklinde karşımıza gelir. Burada aynı zamanda diğer türler için de analizlerimizi şu şekilde gerçekleştiririz. Yiyecek içeceklere baktığımızda toplamdaki yiyecek içecek tutarlarımız ve miktarlarımız gelir. Ürün adında yine satışını yapmış olduğumuz ürünler, miktarlar ve tutarlar olarak karşımıza gelir. Salon yine aynı şekilde masa, garson, sipariş türü, ödenmez, şube gibi birçok seçenekte filtrelerle, gruplandırmalar ile raporumuzu alabilmekteyiz. Bunun dışında diğer raporlarımız için yeni bir sekme açarak restoran modülümüzü çalıştırdığımızda raporlar bölümüne gelerek her bir bölüm ile alakalı daha detaylı raporlara da buradan ulaşabilmekteyiz.